Kanal 25 Haber Merkezi'nin hazırladığı haber bülteni ile karşınızdayız. Yoğun kar yağışı sonrasında Erzurum Konaklı ve Palandöken'de kar kalınlığı 1,5 metre sınırına dayandı. Erzurum, Konaklı ve Palandöken'de kar kalınlığı 1,5 metre sınırına dayandı. Cumartesi günü başlayan, pazar günü de devam eden kar yağışıyla birlikte Konaklı ve Palandöken kış turizm merkezleri, Kartalkaya'dan sonra kar kalınlığı en yüksek olduğu merkezler arasında yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özel kurum ve kuruluşlar kar kalınlığı verilerine göre, kar kalınlığı Konaklı'da 135, Palandöken'de 130 santimetreye çıktı. Kar kalınlığı Kartalkaya'da 176 santimetre ölçüldü. Bitlis Nemrut'ta 129 santimetre olarak kaydedildi. Sarıkamış, Bayraklı'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Kar kalınlığı Doğu Anadolu bölgesinde bulunan kış turizm ve spor merkezleri olan Konaklı'da 135, Palandöken'de 130, Bayraklı'da 129, Bitlis Nemrut'ta 129, Erzincan Ergan'da 94, Elazığ Hazarbaba'da ise 20 santimetre olarak ölçüldü. Kent merkezi kar kalınlığı yüksekliği bakımından Erzurum 30 santimetre ile kar yüksekliğinin en yüksek olduğu 10 merkez arasında yer aldı. Doğu Anadolu bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 1143'ü Erzurum'da olmak üzere 2677 yerleşim biriminin merkezlerle bağlantısı kesildi. Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altına giren Doğu Anadolu'da kar yolları kapattı. Erzurum'da 1143, Erzincan'da 506, Ağrı'da 464, Muş'ta 240, Kars'ta 220, Ardahan'da 81 ve Iğdır'da 23 olmak üzere 2677 yerleşim biriminin merkezlerle ulaşım bağlantısı kesildi. Ardahan'ın Posof ilçesinde yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı. Gürcistan'da açılan Türk gözü sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapan İran plakalı tırlar yoğun kar yağışı nedeniyle yolda beklemek zorunda kaldı. Damal yönünden Türk gözü sınır kapısından giden bir tır Ilgar Dağı geçidinde kayarak yoldan çıktı. Şans eseri yan yatmayan tırın kurtarılması için hava koşullarının düzelmesi bekleniyor. Kar yağışı ve sis nedeniyle denizden 2550 metre yükseklikte Ilgar Dağı geçidinde görüş uzaklığı yer yer 5 metreye kadar düştü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü kent merkezlerindeki kar kalınlıklarının Ağrı'da 72, Muş'ta 61, Erzurum'da 43, Ardahan'da 28, Erzincan'da 18 santim ulaştı. Bölgede en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında olmak üzere Kars, Ardahan'da 11, Ağrı'da 9, Erzincan'da 8, Muş'ta 5, Iğdır'da 3 dereceyi bulduğu bildirildi. Kar yağışı önümüzdeki çarşamba gününe kadar devam edecek. Hava sıcaklığında 5 derecelik düşüş görülebilecek. Halktan çığ, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları istendi. Dünyaca ünlü Palandöken ile Konaklı kayak merkezlerinde elverişsiz hava şartları nedeniyle gondollar çalışmaz hale gelirken kar kalınlığının yüksek olması işletmecileri sevindirdi. Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezleri Operasyon Müdürü Cem Vuraler, Palandöken Kayak Merkezi'nin sezonun açılması ile birlikte yine en gözde kayak merkezi konumunda olduğunu belirterek, elverişsiz hava şartları nedeniyle tesislerde bazı aksaklıkların yaşandığını açıkladı. Dünden beri yağan karla ilgili şu an itibariyle yaklaşık 12 tane iş makinamız, 15 tane kamyonumuz, 100 tane arkadaşımız 24 saat olmak üzere çalışmalarımız devam etmektedir. Yaklaşık 8 mahalle, yani Yakutiye Belediyesi'ne bağlı 8 mahalle ve 1000 üzerinde sokakta hemen hemen hepsine müdahale yaptık. Bu karla mücadelede yaklaşık olarak Yakutiye Belediyesi olarak 4 trilyon üzerinde, şu ana kadar 4 trilyon üzerinde bir harcama gerçekleştirdik. Çalışmalarımız 24 saat olmak üzere devam etmektedir. Gelen şikayetler de tamamen belediye olarak müdahale etmekteyiz. Vatandaşlarımızı 24 saat hizmetindeyiz. Doğu Anadolu bölgesinde yeniden kar yağışı etkili olurken Erzurum'da kar ve tipi dolayısıyla kapanan köy yollarının ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bölgede bugün başlayan kar yağışı Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da yoğunluğunu artıracak. Rüzgarın değişik yönlerden orta kuvvette, zaman zaman da kuvvetli eseceği tahmin edilirken oluşabilecek risklere karşı ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları, acil durumlarda 112 acil çağrı merkezini aramaları istendi. Kar kalınlığı Palandöken'de 107, Konaklı'da ise 115 cm ölçülürken Erzurum'da son 2 gün içerisinde kar ve tipi nedeniyle yolları kapalı bulunan köy ve mezralardan 14 çocuk, 5 doğum ve 16 diğer hastalıklar olmak üzere toplam 35 hasta kar üstü araçları ile yol aşma suretiyle kurtarılarak hastanelere kaldırıldı. Erzurum'un Aşkale ilçesinde kapalı bulunan köy yolları Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Aşkale Belediyesi ekipleri tek tek ulaşma yeniden açıldı. Yol aşma çalışmalarının güç şartlar altında aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Yakutiye Belediyesi dar gelirli çocukların yanında olmaya devam ediyor. Belediye sömestre tatilinde dar gelirli çocuklara kayak temel eğitim kampı düzenliyor. Yakutiye Belediyesi her yıl kış aylarında düzenlediği kayak temel eğitim kamplarında dar gelirli ailelerin çocuklarına hizmete devam ediyor. Başkan Ali Korkut'un dar gelirli ailelere yönelik yaptığı yardımların yanı sıra çocuklara yönelik de özellikle sportif organizasyonlar ile beğeni topluyor. Bu yıl 6.sı düzenlenen temel eğitim kaya kampına bu yıl 500 öğrenci iştirak etti. Bana bakıyorsun çocuklar. Kayak malzemelerinin yanı sıra yemek ihtiyaçları ile tecrübeli antrenör imkanı da sağlayan Yakutiye Belediyesi, dar gelirli ailelerin çocuklarının iyi birer kayakçı olması için çaba gösteriyor. Yakutiye Belediye Başkan Yardımcısı Suat Hayri Güneş, kayak temel eğitim kampının 15 gün süreceğini belirterek katılımın kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Her yıl olduğu gibi Şubat tatilinde, sömestri tatilinde özel okullar olsun, diğer okullar olsun, belediyelerimiz ve kulüplerimiz öğrencilere kayak öğretiyorlar. Yoğun bir zaman geçiriyorlar. Çocuklar Şubat tatilinde tamamen hiç bilmeyenler kayağı öğrenmiş bir şekilde bundan sonraki hayatlarını kayakçı olarak devam edecekler. Evet, sömestride biraz daha çocuklar okuldan tamamen uzaklaşmış faaliyet yapmış oluyorlar. Hem kulüpler gelir amaçlı bu işi yapıyorlar. Hem de kayakçı sayısını arttırmış oluyorlar. Evet, iki gündür çok yoğun bir kar yağışı gerçekleşti. 1,5 metrenin üzerinde bir kar seviyesine ulaştık. Bugün itibariyle rüzgar seviyesi çok yüksek olduğundan dolayı kayak merkezimizdeki liflerimiz kapalı. Ama işte sömestri başlangıcı olduğundan dolayı çocuklarımız burada başlangıç yaptılar. İşsizlik maaşı yeni asgari ücret ile arttı. Şimdi süresi de 15 aya çıkıyor. Böylece tavandan maaş alan bir işsize 19.614 lira ödenecek.
İşsizlikle mücadeleyi sürdüren hükümet bu alanda önemli adımları da peş peşe atmaya hazırlanıyor. İşkur bünyesine kayıt olan işsizler için hem yeni istihdam imkanları çoğaltılacak hem de bu sürede maaş alma şartları kolaylaştırılacak. Yapılacak düzenleme ile işsizlik maaşı almak kolaylaşıyor. Süre 10 aydan 15 aya çıkıyor. Prim ödeme şartı esnetiliyor. Çalışma zorunluluğu 30 güne düşüyor. Sigorta ödenmesi şartının 100 güne düşürülmesi öngörülüyor. Şartlar kolaylaşırken yeni asgari ücret ile birlikte işsizlik maaşı miktarları da yükseldi. Asgari ücretin brüt 1647 lira olmasının ardından en düşük işsizlik maaşı damga vergisi kesildikten sonra 653 lira 80 kuruşa çıktı. En yüksek işsizlik maaşı ise yine damga vergisi sonrası 1307 lira 60 kuruş olarak uygulanıyor. Böylece en yüksek seviyede maaş alan bir işsizin 15 ayda eline geçecek para 19.614 lirayı buluyor. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum'da yapılması planlanan 2016 Dünya Gençler Körlük Şampiyonası'nın Dünya Körlük Federasyonu tarafından iptalini yanlış bir karar olarak değerlendirdi. Erzurum'un Türkiye'nin en güvenli ve huzurlu kentlerinin başında geldiğini vurgulayan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, bu sportif yolla bir karalama operasyonudur. Erzurum, İskoçya'dan sonra dünyanın en mükemmel ikinci körlük tesislerine sahiptir. Güvenlik açısından da hiçbir zafiyet ve sorun yaşanmamaktadır. Buna rağmen dünya şampiyonasının iptali anlaşılır değildir ve hiçbir gerekçe bu yanlış kararı mazur gösteremez diye konuştu. Dünya Körlük Federasyonu'nun kararı yeniden gözden geçirmesini, Türkiye'ye temsilci göndererek gerekli gözlem ve incelemeleri yapmasını isteyen Milletvekili Aydemir, kararda ısrar hem Türkiye'ye hem de kış sporlarına da bir dünya kenti olan Erzurum'a haksızlık olacaktır. Erzurum, dünya şampiyonasına her açıdan ev sahipliği yapacak durumdadır ve hazırdır, dedi. Palandöken İlçe Müftülüğü'ne bağlı Yenişehir Yatılı Kız Kur'an Kursu hocaları Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutları makamında ziyaret ettiler. Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar geçtiğimiz günlerde ilçede hizmet veren Yenişehir Yatılı Kız Kur'an Kursu'na giderek kurs yöneticileri ve öğrencileriyle sohbet etmiş, onların taleplerini dinlemişti. Palandöken İlçe Müftülüğü'ne bağlı Yenişehir Yatılı Kız Kur'an Kursu hocaları ise Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'a kız Kur'an kurslarına gösterdiği ilgiden, maddi ve manevi desteklerinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundular. 35. Osman'a taşıyalım mısın sen? Yok yok. Ne yani ya, 30 verdim, 35. Bak, şimdi bunların şeyleri nedir? Ne yapalım? Ne yapalım bunlara, siz söyleyin. Ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, ilçede hizmet veren Kur'an kurslarını zaman zaman ziyaret ederek burada eğitim veren hocalarla ve öğrencilerle sohbet edip taleplerini dinlediğini söyledi. Kurs öğretmenlerine "Rabbim sizlerden razı olsun" diyen Başkan Bulutlar, "Sizler yaptığınız bu işler ile Kur'an-ı Kerim'i ve onun güzelliklerini öğrencilere öğretiyorsunuz. Emeğinizi, zamanınızı bu hayırlı işlere adadığınız için sizlere en içten teşekkürlerimi belirtmek isterim. Şahsım ve belediye olarak bu hayırlı yolda sizin her türlü ihtiyaçlarınızda elimizden geleni yapmaktan onur duyarım" ifadelerini kullandı. Ziyaretin sonunda kurs hocaları Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'a Yenişehir Yatılı Kız Kur'an Kursu'na maddi ve manevi desteklerinden dolayı misafirperverlikleri için teşekkür ederek çiçek verdiler. Cizre Spor maçının ertelenmesiyle maç sayısı 20, puanı ise 34'te kalan Erzurumspor'un şampiyonluk yolunda rakipleriyle olan puan farkı arttı. Cizre Spor maçının ertelenmesiyle maç sayısı 20, puanı ise 34'te kalan Erzurumspor'un şampiyonluk yolunda rakipleriyle olan puan farkı arttı. Lider Tire 1922 Spor'un 7, 2. Kızılca Bölük Spor'un 4 puan gerisinde kalan Mavi Beyazlı ekibin
Düzyurt Spor ile puan farkı 2, Tekirdağ Spor ile 4, Erzin Belediye Spor ile 6 puana indi. Spor Toto 3. Lig 1. grupta 22. hafta maçları tamamlandı. 7 maçın oynandığı Cizre Spor Erzurum Spor, Kömür Spor Kırıkhan Spor karşılaşmalarının ertelendiği haftada toplam 23 gol kaydedildi. 2 maçı ev sahibi takımlar kazandı, 3 maç berabere sonuçlandı. 2 maçı ise de deplasman takımları kazandı. Lider Tire 1922 Spor, Maltepe Spor karşılaşmasını kazanarak liderliğini devam ettirirken, ikinci sıradaki Kızılca Bölük Spor, Gölbaşı Spor deplasmanından 1 puan aldı ve ikinci sırada kaldı. Haftanın en gollü maçı deplasman takımının kazandığı Turgutlu Silivri Spor maçı olurken, haftanın sürprizini deplasmanda Yeşil Bursa'yı 3-1 yenen Arsin Spor yaptı. 22. hafta sonunda Tire 1922 Spor 41 puanla liderlik koltuğunda kaldı. 38 puanlı Kızılca Bölük Spor 2. sırayı alırken maçı ertelenen Erzurum Spor 34 puan ile 3. sırada kaldı. Kozan Belediye Spor deplasmanından beraberlikle dönen Düzyurt Spor ise 32 puanla 4. sırayı alırken haftayı bay geçiren Altay 31 puan ile 5. 30 puanla 2 takımdan Kozan Belediye Spor 6, Tekirdağ Spor ise 7. sırada kaldı. Türkiye Handbol 1. Ligi'nde mücadele eden Azizliye Belediyesi Termal Spor Kulübü handbol takımı zayıf rakibine gol olup yağdı. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Rize Gençlik Spor Kulübü'nün Azizliye Spor Salonu'nda ağırlayan Termal Spor rakibini 64-21 mağlup etti. Termal Spor'da Enes Mustafa Bulut ile Dimitro Dayk, onar gol, Ekrem Şalcıoğlu ile Yuru Babenkov 8'er gol kaydederken konuk ekipte Sefer Kambur 6, Eray Hakim ise 5 gol kaydetti. Termal Spor antrenörü Ali Erzurumluoğlu, alınan farklı galibiyetin oyuncularının motivasyonunun daha da artıracağını kaydetti. Ligde her maça final havasıyla çıktıklarını kaydeden Erzurumluoğlu, ilk yarıda olduğu gibi ligin ikinci yarısında da oyuncularımın ortaya koyduğu performanstan memnunum. Fırsat buldukça tüm oyuncularımıza şans veriyorum. Son Rize maçında da 98 doğumlu oyuncularımıza şans verdik. Ortaya koydukları performans beni son derece mutlu etti dedi. Termal Spor önümüzdeki hafta Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile deplasmanda karşılaşacak. Kanal 25 haber merkezimizce hazırlanan haber bülteni ile birlikte olduk. Hepinize iyi günler.